dış görünümünü değiştirip İslam'ı yaşamında ilk sıraya almasının sebebini de şöyle açıklıyor. Cerrahide hocalar örnek alıyorsun. Yani onların eli nasıl yapıyorsun, efendim dikişleri nasıl atıyor, ameliyata nasıl hazırlanıyor geliyor. Yani o örnekliği alamadığın zaman iyi bir cerrah olmanın ihtimali yok yani. Şimdi ben namaz kılıyorum, elem terenin altına kılıyorum, kalkıyorum. Baktım ki bazıları öyle yapmıyor yani. Yani o ameliyatı yapanlar nasıl ihtimamlı yapıyorsa. Bazının yanına gidiyorsun, ya diyor birazdan kılarız diyor, tamam. Sonra kılarız diyor. Bir bakıyorsun cemaatle, siz kılın ben sonra kılarım diyor. İşte tam 10 dakika kalmış. Hani böyle hızlan bir 5 dakikada kılıyor. Tamam namaz tamam. Yani ben artık gerisine karışamam. Bu Mevla'yla onun arasında ama yani sonuç biraz belli yani. Yani ameliyatı öyle yapmıyoruz. Son anda yapmıyoruz yani. Bir gayret var burada. Öbürküsüne bakıyorsun. Ya işte diyor şu dizi bitsin diyor. Oraya koyduğu şu maç bitsin diyor. Bir de birine bakıyorsun ki yani daha ezan olmadan abdest almış camiye gelmiş. Orada duruyor. Yani şimdi bu namaza hazırlanmış. Namaza hazırlanmış. Sonra namazda bakıyorsunuz tadil erkan deniliyor. Yani çok yavaş yavaş bütün hepsini uyguluyor. Efendim namazları uzun kılıyor, tesbihleri uzun kılıyor. Yani böyle camide varlığı onu huzur ediyor. Şimdi arada iki insan farkı var. Namaz kılan insan var. Yani hiç kalçası belli olmasın. Efendim bir yani erkeğin de bir setre vardır. Biz istiyoruz ki kadınlar niye böyle? Yani erkeklerin de gözükmemesi gerekiyor. Yani avret verebilecek şekilde dar olmaması lazım. Yani sen ameliyata girerken bir ameliyat önlüğü gerekiyor değil mi? Bir sterilizasyon gerekiyor. Yani onlar da bir manevi sterilizasyonla, giyimiyle namazı yani yaşıyorlar. Yani namazı zevkle kılıyorlar. Namazdan memnun oluyorlar. Namaza koşmak onlar için çok önemli bir şey. Dolayısıyla dedim ki ben burada da bunlara uymak zorundayım. Yani değil mi? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi hem insanlara hem de kendine bakışını ve görüşlerini çok etkilemiş. Adapazarı depremi oldu. Yani o zamanlar biz hastanede çalışıyorduk. Hani Salih sen hastanede çalışıyorsun ama yani şimdi orada devletin imkanları yok. Yani oraya doktor ihtiyacı var, yemek ihtiyacı var, bakım ihtiyacı var. Yani şu anda orada bayağı bir yıkım oldu. Sen yani hafta sonları... Yani izinlisin ya, her hafta sonu seni cumartesiden oraya götürelim, pazartesi döndürürüz. Yani insan normalde hani kendini iyi zannediyor değil mi? Yani hastanede çalışıyorsun, gelen işini görüyorsun. Yani orada ben düşündüm ki yani ben, yani birinin görevi veriyorsunuz ya, aynen tıbba bakış gibi. Yani biri görevi yapıyorsun, iyi bir iş ama Allah senden ne istiyor? Yani değil mi? Orada bir uzaktakine gitme var. Kendinin maaşının haricinde... Yani dinleneceğin vaktinde bir insan ihtiyacı var. Demek ki az yiyeceksin, az yemeyeceksin, oraya gideceksin. Yani orada farklı bir insan olmak gerektiğini orada anladım. Yani geliyor insan, hatta bir amca hatırladım. Tedavisini yaptık, ilacını verdik. Sen ne dedi, devlet mi gönderdi? Yok dedim, Allah gönderdi dedim. Amca dedim, Allah gönderdi. Dolayısıyla yani ondan sonra kendime hayra verdim. Yani uzun süre hayır kuruluşlarında çalıştım. Yani hafta sonlarını böyle yapmaya. Dedi ki, her zaman da depremi beklemeyelim biz. Deprem bitti ama biz nasılsa İstanbul'da o zamanlar fakir yerler var. Yani hastaneye gidemiyor, kartı yok, ilaç alamıyor. Bizler hiç olmazsa sabah namazını kılalım, pazar sabahları. Ondan sonra böyle bölgeleri hani alalım. Orada bir insanların lokali vardır, bir caminin köşesi vardır. Biz orada halkada söylesinler, bir sabahleyin gidelim öyle bir şey yapalım. Yani her zaman böyle bir şey beklemeyelim. Demek ki insanlık bu yani. Salih Alem Fatih şöyle bir şey demişti. Ya dediler baba bizi getirdin ama yani biz buraya boş geldik. Hani sen doktorluk yaptın. Biz dediler en iyi elbiselerimizi, en iyi oyuncaklarımızı getirelim dediler. Haftaya biz de gelelim, bizi verelim. Yani biz buraya gelmesek göremezdik bunları. Dolayısıyla eğitim de görsel yani. Yani televizyondan değil de yani çocukları da yetebilmek için yani gittiğin güzel yerlere götürmek lazım. Kur'an-ı Kerim salonda en önemli yerde işte böyle çok güzel bir örtünün içinde, muhafaza içinde olur. Babam bazen alır bunu öperdi, derdi ki bana gösterirdi. Evladım ben bir zamanlar yani bunu öğrenemedim. Yani Türkiye'nin koşullarından, benim terlerimden öğrenemedim. Ben biliyorum ama derdi ki bunun her satırı öğrenilmesi lazım. Her satırın yaşama gelmesi lazım. Hep bunu bana gösterip bana böyle dua ederdi. Yani bazı hocalar dedi ki sen babanın duasısın. Anne babanın önemi de var burada. Yani bedavaya da bir şey olmuyor. Dolayısıyla yani kendinizi belli bir yerde hissetseniz de bir yere doğru bir akış olduğunu hissediyorsunuz. Yani bir akış olduğunu hissediyorsunuz. O akış nereden geliyor? Ben düşünüyorum ki yani babamın o Kur'an aşkıydı yani. Hep saygı ve minnetle andığı babasının hayatındaki etkisi çok büyük. Babam kurmay albay. Yani asker yetiştiren bir insan.
Onun için derdi ki, evladım çöpçü olmak istiyorum desen sevinirim derdi. Baba derdim yani çöpçülük dedim kimse çocuğuna istemez. Yani ben dedim senin gibi albay general olayım. Niye dedim derdim yani böyle bir şey düşünüyorsun. Yani çöpçülükte ne var? Oğlum derdi, dünya kısa. Yani geçip gidiyor. Sonra da Allah-u Teala bize hesap soracak. En önemli şey de harcadığın, aldığın helal mi, dikaran mı? Bu iş dedi, bütün yani ibadet beslen dedi. Yanlış yerden beslendiğin zaman onlar boşa gidiyor dedi. Bu çöpçülük dedi, bu işin çok iyi dedi. Neresi iyi dedim? Üstün kirli olur, paran tertemiz olur dedi. Babamdan daha çok Kur'an biliyorum, ilim biliyorum. Yani onun hassasiyetini yaşamadım. Babam çünkü bunu mesela şimdi şu odaya girse der. Yani fazla, yani öldüğünde ikinci elbisesi yok. Yani bir tane daha alayım da hani bunların güzel giyeyim. Yani bir kere görmedim ben babamı öyle. Ama annemi alırdı. Annem dolap derdi, yaptırırdı. Annem elbise derdi, ona yaptırırdı. Kendine yapmazdı. Anneme memnun ederdi.